Merhaba arkadaşlar. Öncelikle umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben kendimi tanıtayım hemen size. Adım Sevil Dinçer İşoğlu. Biyomühendislik bölümü öğretim üyesiyim ve aynı zamanda bölüm başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün size biyomühendislik hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Sorularınız olursa onları da cevaplamaya çalışacağım. Birkaç slayt aslında hazırladım. Hem görsel olsun hem de bir takım şeyleri size yani slaytlardan göstermek de istiyorum. O şekilde başlamayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar biyomühendisliğin tabii ne olduğunu belki bir kısmınız biliyordur merak edenler için. Uzun uzun tanım yapmayacağım. Çok kısa bir şekilde ifade edecek olursak biyomühendislikte tıp ve biyolojiyi düşünün. Mühendislik de bunu birleştiriyorsunuz. Amacınız da canlı sistemle ilgili bir problemi çözmek. Burada mühendislik tabii ki öne çıkıyor. Ve bu disiplinler arası bir alan aslında. Farklı disiplinlerin bir çalışmak üzere bir araya gelmesi şeklinde ortaya çıkmış bir alan. Ve nihai amaç da insan ömrü ve hayat kalitesini arttırmak aslında. Ve ne tip konulardan bahsedebiliriz biyomühendislikte? Bu slide biraz ondan bahsediyor. Bir biyomühendis aslında bu yaşam bilimi alanı tabii ki. Yaşam bilimleri yaklaşımıyla problemi görüyor. Tabii işin içinde mühendislik yaklaşımı da var. Mühendislik kısmıyla çözüm tasarlıyor. Laboratuvarda yapıyor ve hayata geçiriyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz biyomühendisliği. Biz buna işte laboratuvardan yaşama dokunmak diye bunu ifade ediyoruz. Ve çok pardon, burada bakın konuları görüyorsunuz. Bu bir biyosensör olabilir. İşin elektronik kısmı da var. Hani biyomedikal mühendisliğini de duyuyorsunuzdur. Biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği mesela farkı nedir? Burada o da öyle bir soru da aklınıza gelebilir. Biyomedikal mühendisliği sadece tıpla ilgilenir, tıp ve sağlıkla. Biyomühendislik biraz daha geniş bir alandır. Geniş bir şemsiye olarak düşünün. Biyomedikal mühendisliği bunu biyomedikal mühendisliğini de altına alıyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü biyomühendislik bu işte Amerika'da yapılan bir takım anketler, araştırmalar sonucu da aslında ifade edilmiş bir takım kitaplarda ya da araştırma sonuçlarında biyomühendislik tarım, gıda, enerji gibi konulara da aslında temas ediyor. Bu yüzden biyomedikal mühendisliğinden ayrılıyor. Burada alanları görüyorsunuz. Biyomalzeme, doku mühendisliği, yapay organlardan bahsediyorum. Sensör, ölçüm sistemleri, bir hastalık var mı yok mu? Mesela COVID'in tanısında bir sensör olabilir. Kanser yine biyomühendislikte de çalışılabilir. İlaç salımı, nanotıp, çeşitli genetik hastalıklar, moleküler biyoloji ve genetiğin bir takım konuları yine biyomühendisliğin altında çalışılabilir. Biyoproses kısmı var. Biyoproses kısmında mesela bakterileri kullanarak değerli maddelerin üretimi, mesela insülin üretiminden bahsedebiliriz. Bunun tipik bir örneğidir. Şimdi de probiyotikler çok güncel mesela. Onun dışında işin bir de biyoinformatik kısmı var tabii. Bir takım biyolojik verileri bilgisayar bilimiyle birleştirip bunların analiz edilmesi, yapılacak deneylerin bu ıslak laboratuvarda yapılan deneylerin mesela sayısını azaltmak, kullanılan in vivo deneylerde hayvan sayısını azaltmak gibi birçok önemli amacı olabilir. Biyoinformatik de çok önemli bir alan şu anda. Gördüğünüz gibi bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. Devam edeyim. En çok ilgilendiğiniz kısım biyomühendisler ne iş yapar? Ben bunu birazcık açmak istiyorum şu anda. Biyomühendisler sağlık endüstrisi, medikal cihaz endüstrisi, ilaç endüstrisi ve az önce bahsettiğim bir tarım, gıda ve çevre ile ilgili uygulamalarda çalışabilir. Alanlar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok geniş. Peki ne tür kurum kuruluşlarda çalışabiliriz diyorsanız? Bunlar bir takım sanayi kuruluşları olabilir, bağımsız araştırma laboratuvarları olabilir, devlet kurumlarında da çalışabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı mesela İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu bunun bir örneği. TÜBİTAK olabilir, bir takım enstitüler olabilir, hastaneler de sizin çalışma alanınız ve tabii ki üniversiteler. Üniversitelerde akademik kariyer bizim yaptığımız gibi bunu da biyomühendisler yapabilirler. Hangi birimlerde çalışabiliriz?
diye soruyorsanız, mesela bir ilaç firmasını düşünün ya da bir medikal firma ya da gıda ile ilgili bir firma düşünün. Bunun üretimi olabilir. Ar-Ge, araştırma geliştirme, kalite kontrol, satış pazarlama, eğitim, düzenleme, aslında biraz da mühendis olacağınız için bakın bunlar değişik pozisyonlar, değişik birimlerin kapısı size açılmış oluyor. Bu en önemli konulardan bir tanesi. Hani normal bir biyoloji bölümüyle farkı ne diye soracak olursanız siz burada mühendissiniz. Mühendis olmak da size ekstra kapı açıyor iş alanı açısından. Ve hangi pozisyonlarda çalışabilirsiniz? Ürün müdürü, ürün uzmanı, bunlar çoğaltılabilir. Üretim kontrol müdürü, kalite güvence mühendisi, işte adı mühendis de olabilir, uzman da olabilir. Satış aplikasyon sorumlusu, bunlar bizim hani iş ilanlarında gördüğümüz ya da şu an hali hazırda çalışan kişilerin LinkedIn'de mesela paylaşmış oldukları ünvanlar. İşte klinik araştırma uzmanı, bu oldukça şu an artmaya başladı bu pozisyon. Yine patent vekili, girişimci, yani bir firmaya bağlı olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz kendi firmanızı kurarak, kendinize ait firma ya da işte birkaç ortak firma kurarak yine bir ürünün üretilmesi, pazarlanması, satışı gibi şeylerden sorumlu olabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar tabii mesela özellikle sağlık alanına mesela düşünelim. Bir takım önemli ürünler söz konusu, bir ürün gerçekleştirdiğinizde elde ettiğiniz sağlık alanında. Bunun regülasyonu, patent haklarının, fikri hakların korunması, bununla ilgili kısmı da var bu işin. Dolayısıyla işin bu kısmında da olabilirsiniz patent vekili olarak bir takım ek eğitimler alarak. Onun dışında ben size burada birkaç da bunu arkadaşlarımdan rica etmiştim, onlar hazırlamışlar. Nerelerde çalışıyorlar? Bunlar canlı örnekler arkadaşlar. Yani biyomühendislik mezunlarının Türkiye'de çalışmakta olduğu firmalar. Bir takım bazıları büyük firmalar, bazıları da kendilerinin kurdukları, işte girişimci ruh diyoruz ya, kendilerinin kurdukları firmalar. Mesela işte Sağlık Bakanlığı'ndan bahsettim zaten, resmi devlet kurumları, TÜBİTAK'tan bahsettim. Bıçakçılar, Arbi Medica, bunlar Türkiye'de öne çıkan medikal firmalar arkadaşlar. Mesela Arbi Medica stent, arjioplasti balonu gibi şeyler üretiyor ve bünyesinde çok sayıda biyomühendis çalıştırmaya başladı. Bu aslında stajyerlerle başladı. Yani staj için de bunlar tabii ki potansiyel firmalar öğrencilerimiz için. Onun dışında biyoteknoloji odaklı firmalar, gördüğünüz gibi buralarda çalışan arkadaşlarınız var. İlaç firmaları, Nobel İlaç, gördüğünüz gibi değişik ilaç firmaları. Şurada gördükleriniz ise mezun öğrencilerin kendi çabalarıyla, tabii ki bir takım finansal destekler bularak ve alarak, kullanarak kendilerinin kurdukları ilginç firmalar. Mesela Bon Active G, bu bir biyomalzeme odaklı firma. Kemik grafti üreten bir firma. Bakın Vivo ve şurada bir firma görüyorsunuz. Bunlar bir aplikasyonla ilgili firmalar. Yani işin içinde yazılım da var. Biyoinformatikten bahsettik. Biraz işte makine öğrenmesi, yazılım, bunlar işte kişilere bir takım testler yapılarak onlara doğru beslenmeyi gösteriyor. Ya da işte doğru beslenmeyi anlatmaya çalışan bir aplikasyon. Burada da yine makine öğrenmesi temelli bir uygulama söz konusu. Bir takım hastalıkların doğru teşhis edilmesine yardım eden yazılımlar geliştiriliyor. Bu tip örnekler çoğaltılabilir. Ben sadece birkaç örnek olarak koydum. Diğer taraftan hani sadece medikal, işte yazılım gibi kalmıyor. Onun dışında bir de işin hani tarım gıda kısmı var dedik ya. Bakın burada Baktogen, Algia Biodiesel, biyodizel, biyoyakıt, bunu duymuşsunuzdur. Yosunlardan biyoyakıt elde edilmesi. Bu şimdi günümüzde yenilenebilir enerji oldukça önemli bir konu. Dolayısıyla burada bir mezun bir arkadaşınız, yine bu da genç bir mezun, onun kendi başına kurduğu bir firma. Bunlar da biyoteknoloji odaklı. Şurada sanırım bir bakteri odaklı üretim. Hani bu insülin çok tipik bir örnektir. Çok standart, çok eskiye dayanır ve hala kullanılır. O tarz bir üretim yapan bir firma. Bu da yine yazılım odaklı bir aplikasyon gibi bir uygulama. Örnekler çoğaltılabilir. Yani bunlar sizin potansiyel iş alanlarınız. Toparlayacak olursak
Devlet kurumlarında çalışabiliyorsunuz, özel sektöre gidebiliyorsunuz, kendiniz firmanızı kurabiliyorsunuz. Ha ama ben bunları istemiyorum, akademik kariyer istiyorum diyorsanız, onun için zaten çok çok uygun bir bölüm. Çok parlak akademik kariyer yapabilirsiniz. Türkiye'de ve dünyada önünüz açık arkadaşlar. Dünyada özellikle biyomühendislik, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ya da Uzak Doğu'da biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği gibi. Bunlar çok bilinen alanlar. Şimdi Türkiye'deki mevcut duruma tekrar bir bakalım. Yani evet şu an birçok biyomühendislik mezunu, kaliteli biyomühendislik mezunu arkadaşlarımız kendilerine onların buldukları işleri, örneklerini paylaştık. Daha önceden biyomühendisler resmi olarak hastanelerde çalışamıyordu. Şimdi burada bir yeni bir iş ilanı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biyomühendislerin hastanede çalışmasını biz tabii ki öneriyoruz ama onların oradaki işi laboratuvar teknisyeni gibi değil. Bu ilanda da onu göreceksiniz. Bakın klinik araştırmalarla ilgili çalışmak üzere klinik araştırma müdürü, işte tıp eczacılık, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik diye devam ediyor. Bu tip kişiler aranıyor ve iyi seviyede İngilizce bilen. O da çok önemli. Onu ben şimdi işin agü kısmında sizden bahsedeceğim. İngilizce çok önemli. Her alanda önemli, bu alanda da önemli. İyi bir iş bulmak istiyorsanız. Burada işin tanımı, hani bunu bizim koyma sebebimiz bir laboratuvar teknisyeni değil. Yani işte bir kan tahlili, şu bu gibi bir test yapmayacak biyomühendislik mezunu. Daha üst düzey iş yapabilecek hastanelerde gördüğünüz gibi. Onun dışında yine bakın Nobel ilaçın mevcut bir biyomühendislik arayış ilanı var. Bu aşağıda gördükleriniz de dünyada hani işte ne tip iş ilanları biyomühendislikle ilgili var diye bakıldığında işte diagnostik teşhis firmaları, hücresel tedaviler, onun dışında yine bakın sensör de epeyce vardır biyomühendislik alanında. Oldukça önemli bir kısmıdır biyomühendislik alanının. İşin biyomedikal elektronik kısmı, teşhis kitleri, o var mı yok mu, ne kadar var? Hani tabiri caizse bunu araştıran firmalar, kurum kuruluşlarda kendinize yer bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hayli iş alanı söz konusu. Şimdi agü çerçevesinde de baktığımız zaman biz sadece Türkiye için öğrenci yetiştirmiyoruz. Biz özellikle verdiğimiz dil eğitimi ve sonrasında da mesleki eğitim sayesinde aslında dünyanın her yerinde çalışabilecek biyomühendisler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bir de ben niye agü biyomühendislik? Türkiye'de bir sürü biyomühendislik var. Tabii ki bu soruyu da muhtemelen soracaksınız. Şimdi biz agü biyomühendislik olarak farklı bir şey yapmak istedik. Çünkü mevcut biyomühendislik bölümlerinin problemlerinin farkındaydık. Şöyle, yani zorluğunun diyeyim, problem demeyeyim. Her biyomühendislik disiplinler arası ya da farklı disiplinlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir alan olduğu için, doğası böyle olduğu için baktığımız zaman ders müfredata, ders programına her şeyden biraz işte hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, genetik, mühendislik dersleri, kimya, malzeme, böyle bir karışım söz konusu. Her şeyden biraz öğreniyoruz diye yorum yapardı öğrenciler, bazı biyomühendislik öğrencileri. Hani her şeyi böyle, tam anlamıyla öğrenmiyoruz gibi ya da diğer bir eleştiri de çok ağır oluyor. Yani hepsini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu sefer de eğitim müfredat çok ağır oluyor diyorlardı. Biz bunu dikkate alarak treklere böldük. 3 farklı alana. Öğrenciler 1, 2, 3. sınıfta biyomühendislikle ilgili temel dersleri, temel mühendislik dersleri, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji, genetikle ilgili bazı dersler. Bunları alıyorlar. 4. sınıfa geldiklerinde artık hangi alanı seçeceklerini biliyorlar. Çünkü bu derslerin örneklerini görmüş oluyorlar. 4. sınıfa geldiğinde öğrenci diyecek ki ben biyomalzeme doku mühendisliği, yapay organ, işte vücutta kullanılan o sentetik malzemeler, bunları yapmak istiyorum, bunları geliştirmek istiyorum. Bu konuda daha çok şey bilmek istiyorum diyorsa 4. sınıfta sadece bu trackle ilgili dersleri alıyor. Yok ben genetiğe çok ilgim var. Bazı öğrenciler vardır. Ben genetik okumak istiyordum. İşte hani o sıralaması yüksekti ben ona giremedim. Biyomühendisliğe geldim diyorsa
Onu da genetik ve biyoproses tireyle yönlendiriyoruz. O da genetik ve biyoprosesle ilgili dersler alıyor 4. sınıfta. Ha, bir de şöyle bir öğrenci grubu oluyor. Elektroniğe ilgisi var ya da işte işin yazılım kısmına ilgisi var. Cihaz temelli çalışmak istiyor. Biyomedikal cihaz temelli, bu teşhis cihazları. Onları da bolca işte biyomedikal elektronik ile ilgili derslerin olduğu bu üçüncü tireye yönlendiriyoruz. Bu gerçekten sadece bizim uyguladığımız bir yöntem, bir müfredat Türkiye'de. Bu açıdan biz alan odaklı eğitim yapıyoruz ve farklıyız. Bu yüzden Agi Biyomühendislik. Diğer bir sebebi. Evet, nitelikli akademik kadromuz. Gördüğünüz gibi bizim hocalarımızın hepsinin yurt dışı tecrübesi var. Kimisi doktorasını yurt dışında yapmış, kimisi doktora sırasında veya sonrasında postdokunu yurt dışında prestijli üniversitelerde gerçekleştirmiş. Ve kadromuz genişlemeye devam edecek arkadaşlar. Diğer bir sebebimiz uygulamalı eğitim, laboratuvar odaklı eğitim. 3 farklı temel laboratuvarımız var. Yani genel kimya laboratuvarı haricinde onunla birlikte 4 oluyor. Bunlar da bizim laboratuvarlarımızdan örnekler, sadece örnek fotoğraflar. Onun dışında %100 İngilizce eğitim. Bu bizi gerçekten öne çıkaran bir şey. AGÜ'nün en önemli özelliklerinden bir tanesi. Aslında bizim dil okulumuzdan mezun olan bir öğrenci rahat bir şekilde kendini ifade eder, yazar, okur. Çünkü zaten bütün derslerimiz de İngilizce. Bir takım örnekler de vereceğim ben size. Mesela staj gibi başvurular söz konusu olacak. Yurt dışına rahat bir şekilde e-mail yazma yabancılık hocalara İngilizce olarak. Bunu çok rahat yapabiliyor öğrencilerimiz. Birçok örnek verebiliriz. Şu an biz mezun vermediğimiz için yeni yeni staja, mesela 2 öğrencimiz, biri Almanya, biri Polonya'ya gitti staja. Ama aynı fakültede birkaç kez mezun veren, mesela genetik bölümünde bunun örneklerini çokça gördük. Biz de aynen o şekilde, bizim öğrencilerimiz de o şekilde yapabilecek. Çünkü İngilizce konusunda hiçbir sıkıntıları yok. Ve tabii ki eğitim modelimiz farklı. Marka bir üniversiteyiz. Onun dışında yüksek bütçeli araştırma projelerimiz sürekli olarak var hocalarımızın. Lisans öğrencilerinde belli ölçüde laboratuvara girmelerine izin veriyoruz. Kendi dersleri dışında bir takım araştırma projelerinin belli kısımlarına dahil olma şansı veriyoruz olanaklar çerçevesinde. Ve tabii ki staj olanakları, stajla ilgili Türkiye içerisinde biz yardımcı olmuyoruz ama biz bir takım yerler belirledik, bir liste verdik öğrencilerimize. Bunlara bakabilirsiniz ya da sizin getireceğiniz kısımları biz değerlendirebiliriz şeklinde davranıyoruz. Çok alternatif var. Bir araştırma laboratuvarında staj yapabileceğiniz gibi yine o bahsettiğimiz potansiyel iş alanları, onlar sizin aynı zamanda staj yerlerinizde oluyor. Yurt dışında da staj yapabiliyorsunuz. Erasmus'u duymuşsunuzdur. Burs alıp bu parayla yurt dışına gidebiliyorsunuz. Bunun da bir takım kriterleri var. Dil puanı, ortalama gibi. Yarış oluyor bu tip şeyler. Yarış yapabiliyorsunuz. Yapmanız gerekebiliyor. Bunlar da mümkün. Ve proje odaklı dersler yapıyoruz. Bunlar bir takım örnekler arkadaşlar. Ha, bu benim bahsettiğim stajla alakalı bir konu, bir örnek. Bir öğrencimiz kendi çabasıyla buldu staj yerini. Erasmus'tan da destek aldı ve Almanya'da şu anda stajda. Öğrencilerle ilgili bizim bir webinarımız olmuştu. Onu dönüp YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Orada da zaten arkadaşınız tecrübesini anlatıyor. Bu örnekler çoğaltılabilir arkadaşlar. Yurt dışı Erasmus olanakları, hani sadece Erasmus değil, başka ikili işbirlikleri de var üniversitemizin başka üniversitelerle. Dolayısıyla bu konuda da öğrenme, staj hareketliliği gibi konularda önünüz açık. Yani bu bölümü okumak istiyorsanız İngilizce bir eğitim seçmeniz çok önemli arkadaşlar. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Başka bunlar AGÜ ile alakalı kısımlar. Yine iş alanlarına geri dönecek olursak o konuları biraz daha detaylandırabiliriz. Ya da AGÜ'deki eğitim. Mesela şöyle bir şey olabiliyor. Öğrencinin genetiğe ilgisi var bir şekilde. İşte bu trekle devam edecek dedim. Sadece bununla kalmıyor. Yan dal,
çift ana dal gibi olanaklarınız söz konusu olacak. Bu tabii öğrencinin ortalamasına bağlı olan bir şey. Çünkü birkaç öğrenci buna başvuracak, sıralama yapılacak. Ama biz burada kontenjanları yüksek tutmaya çalışıyoruz. Mesela 5 gibi, başka üniversiteler bunu 2-3 yapıyor muhtemelen. Biz bunu daha yüksek yapıyoruz. Yani mesela biyomühendislikteki bir öğrenci genetik bölümünde yan dal yapabilecek. Bu şekilde hani o hep okumak istediği, almak istediği genetik derslerinde bunu yapan arkadaşlarımız da var. Bir öğrencimiz şu anda genetikte minor yapıyor. Çift ana dal yapma şansınız da var. Tabii çift ana dal biraz daha farklı. Bölümün hani neredeyse tamamını okumanız gerekiyor. Biraz ama iki diplomanız oluyor sonunda. Onun da öyle bir getirisi var. Yani aynı anda biyomühendislik ve genetik okuyabilirsiniz. Ha, sadece genetik mi? Yok. Mühendislik fakültesindeki mesela makine mühendisliği ve biyomühendislikte güzel bir kombinasyon olur bana göre. Onu da düşünebilirsiniz. Ama bu tip şeylere başvurmak için ortalamanızın gayet iyi olması sizin yararınız olur. Dediğim gibi bir değerlendirme söz konusu olacağı için. Bu şekilde de planlamanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu iş alanlarından ben biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi mesela Albimedica'dan bahsettik. Biyomalzemeye ilginiz varsa, onlar stent yapıyor dedik. Anjiyoplasti balonu yapıyor dedik. Bıçakçılarda da yine bu tip malzemeler. Bir de aynı zamanda bu ameliyatlarda kullanılan, bu çok pahalı olan ama biraz da işte sarf malzemeleri vardır. Bunları da işte yurt dışından alırız. Türkiye'de üretilenleri de var. Çoğunlukla yurt dışından da alıyoruz. Bunların yapıldığı firmalar ya da bunları siz kendiniz de üretebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında biyoinformatiğe yönelmenizi de ben tavsiye ederim. Yani biyoinformatiğe ilginiz olacaksa da, daha doğrusu bu bölümü seçebilirsiniz. Yani bilgisayara ilginiz vardır. Yazılımla ilgili şeyler mesela kendi kendine şimdi bir sürü öğrenci çok güzel bir şekilde bunu yapabiliyor. Hatta bunu paraya çevirebiliyor yani. İş olarak bunu gerçekleştirebiliyor. Mesleği olmasa dahi. Biyomühendislik okurken de bunu yapabilirsiniz. Bizim şu anda lisans bölümünde olup bu data analizine yönelmiş öğrencilerimiz var. Hani mesela başka yerlerde staj yapan bununla ilgili ya da dönem içerisinde, çünkü burada gitmek zorunda değilsiniz. Uzaktan da çalışabiliyorsunuz. Yine o alanda data konusunda çalışabilirsiniz biyomühendisler olarak. Başka? Bonji Aktiv'den bahsettim. Bu da yine biyomalzeme ile alakalı. Onun dışında ilaç firmaları da sizin rahatlıkla iş bulabileceğiniz yerler arkadaşlar. Yani hani sadece eczacıları almıyor bu firmalar. Biyomühendisleri de artık bünyelerine katmak istiyorlar. Burada önemli olan sizin kaliteli bir eğitim almış olmanız. Birincisi, şimdi AGÜ'den mezun olduğunuz zaman İngilizce, %100 İngilizce diplomanız olacak. Dolayısıyla siz aslında birçok, Türkiye'deki birçok biyomühendislik bölümünün önüne geçmiş olacaksınız. Mezunluğun önüne geçmiş olacaksınız. Bu birincisi. İkincisi de az önce bahsettiğim AGÜ biyomühendisliğin farkları, alan odaklı eğitim. Hani üçüncü sınıfa gelene kadar, üçüncü sınıfı tamamladığınızda aslında siz hangi alanı sevdiğinize karar vermiş olacaksınız. Şu an bizim öğrencilerimiz dördüncü sınıfa geçtiler. Artık biliyorlar hangi alana gitmeleri gerektiğini. Yani ilgisiz, sevmedikleri alan konusunda ders almayacaklar ki bu bence çok önemli. Dolayısıyla kendini biyomalzemede yetiştirmek isteyen bir öğrenci biyomalzemede zenginleştirecek bilgisini. Diğer taraftan genetikle ilgili de genetikte zenginleştirecek. Bunu da dikkate almanızı istiyorum. Ha, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, hani bu tip şeyler şu anda çok çok öne çıkmış durumda. Özellikle yenilenebilir enerji kısmı, onu düşünebilirsiniz. Diğer taraftan bakın, şu iki firmadan aslında bahsetmeyi unuttum. Bunlar da günümüzde mesela plastik atıklar bir problem. Doğada parçalanabilen plastiklerin üretilmesi.
Bunun üzerine odaklanabilirsiniz. Ya da çeşitli mikroorganizmalar var. Bunlar da bir biyoteknoloji ile ilgili bir firmanın konusu olabilir. Bu mikroorganizmaların doğaları gereği bunlar bir takım plastikleri yiyorlar. Bu şekilde bu tip plastiklerin dünyadan, ortamdan uzaklaştırılması gibi bir alan da söz konusu. Aslında çok güzel yani mikroorganizma. Zaten var olan bir mikroorganizmayı plastiklerin uzaklaştırılmasında kullanmak. Bu da farklı. Yani hep bir medikal cihaz, bir malzeme, işin genetik kısmı, sadece onlar yok. Bir de işin burada biyoteknoloji, işte çevre kirliliğiyle ilgili kısmı ya da bir tarımla alakalı bir ürünü düşünün. O ürünün kalitesinin iyileştirilmesi de sizin amaçlarınızdan bir tanesi olabilir. Yani yelpaze çok geniş. Agü biyomühendislikte bizden aldığınız derslerle neye ilginiz olduğuna karar vereceksiniz. Buna karar verebiliyor olacaksınız. Ondan sonra da çalışmak istediğiniz alanı rahat bir şekilde seçmiş olacaksınız arkadaşlar. Katılımcı görüyorum burada. Sorularınız varsa alabilirim. Soruları cevaplayabiliriz. Çok da uzatmak istemiyorum. Hani sonra sıkıcı olabiliyor. Biraz bekliyorum bunun için. Tamam. Genetik okuyan biri biyomühendislik yan dalı ya da çap yapabilir mi? Evet. Ya da başka dallarla bir sınırlandırılması var mı? Mesela biyomühendislik okuyan biri bilgisayar mühendisliğiyle de çap ya da yan dal yapabilir mi? Bunlar mümkün arkadaşlar. Ama bunun bir kriterleri var. Az önce bir kısmından bahsettim. Belli kontenjanlar her bölüm, her dönem, her sene bir kontenjan duyuruyor. Diyor ki ben mesela biyomühendislik bölümünde ben 5 tane diğer bölümlerden öğrenci kabul edeceğim diyor. Yan dal ya da çift ana dal için. Bunun bir hesaplaması olacak. Öğrencinin ortalaması önemli. Onun %30'u sanırım. Ve bir de sıralamanız önemli. Hangi bölüme, mesela diyelim ki genetiğe girdiğiniz sıralama neyse onun da %70'lik bir katkısı olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Yani bu konuda şey mümkün. Çap, minor yani yan dal ya da çift ana dal yapmanız mümkün. Ama burada gerçekten işte ortalamanızı yüksek tutmanız sizin yararınız olacak. Kampüste yaşam, burs imkanları, yurt imkanlarından söz edebilirim. Aslında şöyle bir şey de açayım. Görüntüler de var. Slide'da. Yurtla alakalı. Bunlara tam gelmemiştim. Yani o hakikaten onunla ilgilenen olursa söyleyecektim. Soru da geldi. Gençlik Fabrikası'ndan bahsederim. Öğrenci kulüpleri, değişik kulüpler var. Sosyal kulüpler var. Bilim teknik kulüpleri var. Yurtlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bunlar proje olanakları. Evet, öğrenci yurdu. Görüyorsunuz bunlar fotoğrafları. Gerçekten aslında öğrenci için çok çok güzel bir ortam. Paylaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla odaları. Ama işte mutfak işte gibi hani şeyleriniz var. Bir öğrenci için yeterli olabilecek ortam. Çamaşır makinesi muhtemelen ortak ama o da yine aynı bina içerisinde paylaşılıyor. Ama bununla ilgili en net bilgileri tabii ki şeyden web sayfamızda, YouTube'da görebilirsiniz. Orada hakikaten öğrencilerin kameralarla yurdu dolaştırdığı, kendi çektikleri videolar var. Onları tavsiye ederim. Öğrenci gözünden en sizin görmek istediğiniz şekilde olacak. Bir de bölümle ilgili benim aslında paylaşmayı unuttuğum bir şey var. Agü biyomühendisliği eğer seçen öğrenciler olarak sıralama olarak ilk sıralamanız en iyisi sizinse mesela bursla destekleneceksiniz 1500 TL. Bir de ilk iki öğrenci yine Agü biyomühendisliği kazanan bilgisayar desteği alacak. Bu tip destekler de var. Dolayısıyla sıralamanız hani uygunsa
ne bileyim 100 binse ve 100 binden daha iyi bir sıralamayla kimse girmediyse o kişi burs imkanı kazanacak.